Ekranların izlenme rekortmeni yapımı Sen Anlat Karadeniz'in her karakteri izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Ama özellikle iki karakter var ki onları Dizi TV'de konuk etmemiz için sizden yoğun istek alıyorduk. İşte beklediğiniz gün geldi. Sen Anlat Karadeniz'in yangazları Cem Anıl Kenar ve Furkan Aksoy ile keyifli sohbetimiz sadece Dizi TV'de. Siyah siyah. Sen Anlat Karadeniz'in sempatik ikizleri Fatih ve Murat. Türkiye'de pek çok kişi yangaz kelimesini onlarla duydu. Peki yangaz ne demek? Hadi gelin bunu muhatabına soralım. Tüm izleyiciler yangazları çok sevdi. Ama merak ediyorum, mesela bu projeden önce yangazın anlamını biliyor muydun? Bilmiyordum. Tam anlamı neymiş, buradan söyleyelim mi? Yangaz aslında haylaz demek. Biraz da negatif bir anlamı var ama biz galiba onu biraz daha pozitif bir noktaya çevirdik. Bana hayatta olmaz. Sus lan yengez. Gel boyla gel yangazlar. Selamünaleyküm yenge. Ve aleyküm selam yangaz. Ulan yangaz geldiniz, yangaz gideceksiniz. Hadi bizim Tahir deli. La siz nasılsınız? Yangaz. Türkiye yangazları çok sevdi. Bu iki Karadeniz delikanlısı adeta evlerimizin birer ferdi gibi. Sosyal medyadan da sıcak geri dönüşler alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Ya biz dizinin ilk bölümünde hani dizinin sempatik karakterleri olduğumuza inanıyorduk ama olayın bu kadar buralara geldiğini hiç düşünmemiştik. Bayağı iyi tepkiler oluyordu. Sokakta görünce o yangazlar falan deyip böyle gülüyorlar, gelip tanımadığımız teyzeler sarılıyor falan. Yani artık kendilerini ailelerinden birileri olarak görüyorlar bize. Bu da bizim için çok mutluluk verici bir şey. Demek ki işimizi iyi yapıyoruz. Hem ekipçe biz de kendi karakterlerimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Mutluyuz bu durumdan, çok mutluyuz. Durumlar kötü mü abi ya? Yok yangazım. Neden kötü olsun? Maşallah. Paranın, müşterinin içinde eziyoruz ya. Haberin yok mu? Benim yok. Lan sizi yangaz! Geldi mi? Yengem Mustafa abimin gazını alın dedi. Neyse ki? Şu ölümü gösterip ayrılığa razı etme şeysi vardı, onu mu yapsak? Epeydir de yapmaydık onu ha. Ha. Haydi. Sırtındaki sepet ol, ben olayım Kamali, ben olayım Kamali, ben olayım. Ha. Sen Anlat Karadeniz'de iyice parlayan bu iki genç oyuncu hakkında merak ettiğimiz çok şey var. Mesela gerçekten Karadenizli olup olmadıkları gibi. Herkes soruyor mu sana sen gerçekten Karadenizli misin diye? Beni gören zaten Rizeli sanıyor. Rize Çayeli sanıyorlar. Nerelisin peki? Adıyamanlıyım normalde. Kimse de inanmıyor Adıyamanlı olduğuma. Yani Trabzon'a hayatımda bir kere geldim, ona maça geldim. Onun dışında şive dediler, Karadeniz, Allah dedik, tamam hani biraz o değişimde iyi oldu falan da ileride nasıl olacak, alışabilecek miyiz falan. Sonra güzel oldu. Alıştık, şiveyi de kaptık. Tahir abimin Vedat'ı paketlediğini sen görüp söylemişsin nefese. Evet. Korkma aymışsın. Gecenin köründe şu meşhur kocana falan rastlarsın diye. Amin. Diyelim da sen abimin yatmayacağını nereden bilirsin ana? Ya gurbet kuşu Mithat abiyi görünce ters dönüyor ya. Şimdi ecel telleri dökmesin dedim. Bu aksan ve şive için herhangi bir çalışma yaptınız mı? Yaptık. Provalardan önce herkes bireysel çalıştı kendince. Ondan sonra okuma provalarında ortak bir dil yakalamaya çalıştık. Trabzon'da baktığın zaman aslında bizim kullandığımız gibi çok da kuvvetli bir şive kullanılmıyor. Buradaki insanlar da İstanbullular gibi konuşuyorlar ama Türkiye'nin geri kalan kesimi de o zaman ya bu insanlar niye Trabzonlu gibi konuşmuyor, bu işi kıvıramıyorlar mı der diye düşündük. Bu işe biraz daha egzotiklik katmak istedik. O yüzden böyle bir şeyde bir ortak karar kıldık açıkçası. Murat! La sen de mi biliyorsun? Bilemedim ki şimdi ne desem. Acaba şaşırmış gibi mi etseydim? Biraz geç kaldın ikizim. Galiba haklısın ikizim. Biliyor musun? Vedat'a bir konuda teşekkür ediyorum. Sana aşık olmama ramak kala bana senin yüzünü gösterdi. Bilemez susar mısın kurban olayım? Ya yangaz olacak bu iş ya. Adam hiç var seninle karışıyorsun demedi. O adam burada en az senin kadar deli olanlara bayağı alışıktır yenge. Bence seni yadırgamadı. Sen Anlat Karadeniz'in yangazları Fatih ve Murat, Kaleli ailesinin muzır gençleri. Ortamda gerginlik varsa yumuşatma işi yangazlara düşer.
doğaçlama olarak bir şeyler kattınız mı? Çünkü çok güzel bir frekans yakaladınız. Hocamız Emre Hoca bize hep bu anlamda destek veriyor. Yusuf Hoca da öyle. Eğer sahnede aklınıza bir şey gelirse bunu yapın. Eğer dramatürjik olarak bu sahne uygun değilse bile orada keseriz, başka bir tekte alırız. Ama eğer içinizde bir etki varsa bunu mutlaka dizginlemeyin, bunu yapın diyorlar. Ve çoğu zaman da bunu onaylıyorlar. Yani bu bizden değil, aslında yönetmenle alakalı bir şey ve bunun için çok teşekkür ediyorum ona. Sevilmediğimi söyledin. Ben haddimi bildirdin. Bir an kız kavgası seyretici sandım he. Dedim olacak el aleme maskara. Murat, kaşınma abicim. Biraz da aşktan konuşalım. Ne olacak bu yangazların gönül işleri? Senin için böyle nazarla bir gitgeller durumu söz konusu. Nazarın inadını kırabilecek mi diye herkes konuşuyor kendi arasında. Yani Murat fütursuz bir adam. İnatçı bir adam. Aklına koyduğunu yapan bir adam. Ve çok sonunu da düşünmeyen bir adam. O yüzden Nazar'a kızabilir, yarın öbür gün fikrini değiştirebilir, tekrar ona yanaşmak isteyebilir. Ama aklına koyduğu şeyi yapacağı için yani o yakınlaşmalar, uzaklaşmaları ileride daha çok görebiliriz. Baski Tuncu'mu senden çıkarmay. Çıkar Nazar, benden çıkar. Eğer bileme rahatlayacaksan istediğini yap be. Vedat'a bir konuda teşekkür ediyorum. Sana aşık olmama ramak kala, bana senin yüzünü gösterdi. Seni tebrik ederim. Neyimi tebrik ediyorsun? Çok akıllı bir kız oluşunu. Şarlatan hocaya kanmadım, bravo. Ha geç o kadar da akıllı değilsin ha Nazar. Hocanın oyununa gelmedin ama Vedat'ın oyununa geldim. Bak unutmuşum onu. Fatih, ilerleyen bölümlerde aşık olacak mı diye sorduğumuz Furkan Aksoy bu konuda çok dertli. Bizim aracılığımızla senaristlerine mesaj veriyor. Murat karakteri dizide genç kızların sevgilisi, nedense Fatih genç kızların yedek sevgilisi. Her zaman köşede bekliyor Fatih orada. Ben de anlamadım. Buradan senaristlerimize de iletmek istiyorum bu konuyu. Olabilir. Fatih de belki şeyler olabilir. Olsun artık ya, bir yok. Bakalım hayırlısı. Röportajımız esnasında yapımın asiyesi Öykü Gürman, Furkan Aksoy ile yengesi olarak şakalaşmayı ihmal etmiyor. Yengenle ilgili Asiye Galeri'nin askerleriyiz. Asiye Reis'iz. Yengenle ilgili güzel güzel konuş yengaz. Yengem röportajda. Tamam. En güzel anlarımın katili olmaydı. Bu arada biliyorsun aranızda geçen diyaloglarla sosyal medyada fırtınalar kopuyor her bölümden sonra. Evet, özellikle Öykü'nün, Asiye'nin. Evet, yengem orada yok, yengem burada yok, Asiye Galeli'nin askerliliğiyiz, yengem grevde yok, benim hayırlı başarılar bayağı sosyal medyada sallandı, hala devam ediyor. Bu da iyi, güzel bir şey ya. Bunları mesela sosyal medyada normal gezince, görünce bunları mutlu oluyorsun. İşini iyi yaptığını gösteriyor, dizinin ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Mutlu oluruz bunları görünce. Sen Anlat Karadeniz ile ilgili merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Sen Anlat Karadeniz ile ilgili merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de.